ağacın işlenerek sanata dönüştüğü yer, Ulutaç Mobilya'nın sunduğu yaşam tarzınızın yenilikçi adresi Zender İnşaat ve Mühendisliğin katkılarıyla Mola Saati programı başlıyor. Dürüm dönerin özellikle farkı sadece döner. İşte ne? Dur hadi. Ya işte görüyorsun. Saç basıyor abi. Biz gitti. Tekrar geldi. Yüzüne geldi. Bana geldi. Sonuna geldi. Tekrar. Doğanın, denizin, lezzetlerin buluşmuş olduğu yöresel lezzetlerin noktası arzu burası. Nasıl bir kültür oldu? Kültür oldu. Şimdiki durağımız Antalya'nın Şirin ilçesi Alanya arzu. Biliyorsun Ali turizm... Hadi gibi olmadı. Hadi hadi geç kalıyoruz. Kale kapatalım. Geç kalmayın. Geç kalın. Ne diyoruz arkadaşlar? Size bir apartman vaat ediyorum. Çeşme ile İzmir arasındaki karıştırdım. Biraz oradan 60, biraz oradan 20. Küçüklerin ellerinden, büyüklerin gözlerinden öpüyoruz. Ve şimdiden geçmiş bayramımız mübarek olsun diyoruz ve sizlerle buluşuyoruz. Ne bayramı? Tam bayram geçti ya. 21'i bayramı geçiyor. Tamam. Ne bayramı oğlum, ne bayramı lan? Ali Yollar'da Mola Saati şimdi Akdeniz turunda sevgili izleyiciler. Şimdiki noktamız Antalya'nın Şirin beldesi ve ilçesi Alanya arzu. Türkiye'nin bütün bölgelerini karış karış sizler adına taramaya devam ediyoruz ve şu anda Alanya'dayız. Alanya'nın bütün güzelliklerini, yöresel lezzetlerini, kültürünü sizlerle hep birlikte gezeceğiz, göreceğiz diyorum. Hazırsanız Alanya programımız başlıyor. Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin, inanamadık gül pembe. Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz, olamadı gül pembe. Dudağında son bir türkü gül pembe, hala hep seni söyler, seni çağırır gül pembe. Değerli seyirciler, şu an Alanya'dayız. Alanya'yı iyi bilen, buraya hakim olan tarih hocamız Oğuz hocamızla birlikteyiz. Oğuz hocam merhabalar. Merhabalar efendim. Şahin Bey'in diyarından hoş gelmişsiniz, Gaziler diyarından. Antep nedir bilene diyor, gönül veresim gelir. Antep'i sevmeyene sersem diyesim gelir. Ben Antepliyim, Şahin'im ağam. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Mavzer omuzuma yük, yumruklarım memleket kadar büyük. Hatırladım. Oğuz hocam gerçek bir tarih hocası ve şu anda Alanya'nın tarihçesini dinlemeye geldik ondan. Bakalım bize nasıl bilgi verecek. Güzel. Çok Alanya'yı teşekkür ederiz. Neler anlatırsınız? Alanya aslında gerçi 4-5 dakikaya sığacak bir şey değil.
Sizden dinleyelim isterseniz çok. Bizim rahmetli bir Galip amcamız vardı. Alanya'yı anlat dediklerinde kalen gulen mağaran ayağın başka ne aran derdi. Yerel dildi. Şimdi onu da rahmetle analım. Efendim burası Selçuklu'nun kadim bir şehri. Halahattin Keykubat'ın sultanın şehri. Kışın devleti buradan idare ediyor. Kaledeki sarayından. Evet, yazın da burası sıcak olduğu için Halahattin Tepesi'ndeki köşküne gidiyor Konya'ya. Selçuklu'da başkent. Osmanlı'da da liva, vilayet statüsünde idare edilen ve il olmaya namzet, il olmayı bekleyen bir ilçe görünümünde. Ama gördünüz, o devasa ekonomisiyle, yarattığı istihdamla iller sıralamasına giriyor, 26. sıraya gelip oturuyor. Buradan da bir mesaj verelim, Alanya en kısa zamanda il olsun. İnşallah, inşallah evet, bu gerçekten vasıtayla hak ediyor. Evet, burası tarihin derinliklerinden gelen bir şehir. Yani 2000 yılın üzerinde bir tarihi var. Önce Roma, ki tarihlik çağlarında Korekesyon, yani korsanlar şehri anlamında. Daha sonra Bizans dönemi var. Kalanoros, güzel de anlamında bir isim taşıyor. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın burayı almasıyla birlikte Alaiye, Alaaddin'in şehri anlamında izaf eden Alaiye ismini alınıyor. Yüce Atatürk devrinde de 1933 yılında Alaiye'den Alanya'ya dönüyor. Karşımızda kale var, arka fonda görüyorsunuz. 7,5 kilometre sur uzunluğu var kalemizin. 7,5 kilometre sur uzunluğu var. %75 efendim orijinal, %25 restorasyon görmüş durumda. Denizimizde kalemizin yüksekliği en derin yüksekleri 250 metre. Selçuklu yapısı tersanemiz var. Yine Keykubat devrinde yapılan kulemiz var. Şöyle başka ne anlatayım ben Alanya ile ilgili? Anlatılması gereken bayağı çok şey var aslında. Bir konu var. Şimdi bu tarihin yanı sıra. Şimdi arkamızda bir mısır var. Bu mısır mı nedir? Ben efendim bu mısır değil hocam, bu. Bu mısır mı? Hayır bu kavun kudret. Mu? Hayır. Karpuz mu diyeceğiz ama benim bir hobi bahçem var. Orada yetiştiriyorum ben bunu. Bu kudret narı. Kudret narı. Gösterelim bunu. Ben de mısır gelmiş. Hocam bana mısır getirmiş dedim ben de. Hocam, İçini de açabiliriz. Nasıl yeniyor? Böyle mi yeniyor mısır gibi? Efendim şöyle içi açılıyor bunun. Açılıyor. Bak bu olmuş durumda. Soba yaklaşır mısın? Bak bu olmuş durumda. Kudret narı. Bu astım hastalığına çok iyi gelir. Alanya yöresi toprağını da çok sever. Evet. Ağzınıza da katabilirsiniz. Çekirdeğini yutmayın. Çekirdeğini de ekin Antep toprağında. İyi yetişir tahminime. Özellikle boğaz, ses ve astım hastalığına şifa vermesiyle tanır. Kudret narımız bu bizim. Peki hocam evet. Bu her bölgede yetişiyor mu? Sadece Alanya'da mı? Bizim burada var. Bizim buraya has yine bir dikenli kabağımız var. Dikenli. Henüz daha çıkmadı. O bir 3 ay falan sonra çıkar. Yöreye has muzumuz ürün, var Alanya'ya. Alanya muzu var. Türkiye'de onu da anlatalım. Muzun ilk dikimi Alanya'da yapılmıştır. 1870'li yıllarda, 70'lerde buranın zenginlerinden, ağalarından diyelim, Şerfaloğlu Ahmet Efendi Mısır İskenderiye'ye kereste ticareti yapıyor. Orada görmüş, muzu ilk defa getiriyor, Alanya toprağına dikiyor. İskenderiye'den getiriliyor. Daha sonra muz Alanya'dan Galadran, Gazi Paşa ve Anamur'a gidiyor. Muzun Türkiye'deki ilk dikim alanı da Alanya'dır. Alanya. Yani herkes Anamur olarak biliyor. Ben hayır. Değil mi? Biz Aga deriz. Aga. Başta Aga. Alanya, Gazi Paşa, Anamur muzu. Aga muz. Aga muz. Alanya, Gazi Paşa, Anamur. Oğuz hocam biraz da Alanya'nın şivesi Antep şivesine benziyor. Biraz da bir Alanya şivesi. Biraz Alanya şivesi alabilir miyiz siz? Birader Beledan Ağacı'nın Dingil Tepesi'nin ve Kodyum'da çabıt gibinde geldi. La dur hele be Allah sırasına ya. Tamam ya. Alanya aşağıdın fasulyeye Mehmet Hoca limonunun sıkıldığı yerin adıdır. Aşağıdın da tırlarda bülücün görümcesi olur. Antep'ten ekran başına şu anda Alanya'dasınız ama Antep şivesiyle konuşan bir Alanyalı görüyorsunuz. Abi, Antep tabii burası de. Alanya şivesi. Yani şöyle, Antep şivesi de ben hiçbir şey anlamadım ama. Şimdi ne dedin abi sen? Bir Türkçesini alalım biz onun. Beledan Ağacı'nın Dingil Tepesi'nde, Bokçula Kodum'da, Çabıt gibi geldi birader.
Beledan ağacın. Beledan. Beledan. Beledanus. Latince çınar. Alanya'da beledan derler. Latinceden gelir. O da beledanus'tan. Beledan ağacının dingilde en yükseğinde bir kuş var. Bokçul diye bir kuşumuz var. Yöresel adı. Affedersiniz böyle şöyle o pisliğe çok gelir. Çok salak bir kuş. Çok çabukla yakalanır. Ben diyor o beledanın en tepesinde kuşa attığımda çapıt gibi yani öyle bir sert şekilde düştü geldi diyor. He. Tamam ona hocam ondan hiçbir şey anlamadım. Ondan. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Ne demek, ne demek. Her zaman bekleriz. İnce detayları. Antep'e attık. Selam, Gaziler diyarına selam. Sevgilerimizi Şahin Bey'in diyarına selam Alanya'dan. Antep'e selam, tüm Türkiye'ye selam, dünyaya selam diyoruz. Evet. Alasmalık diyelim mi hocam? Tabii. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Alanya'yı kuş bakışı için kaleye doğru çıkıyoruz sevgili izleyiciler. Arzu arkada güzel bir Alanya manzarası. Harika bir kuş bakışı var görüyorsunuz. Arkamızdaki manzara gerçekten akımlara zarar derecesinde. Tekneler duruyor, insanlar işte yol güzergahında gidiyor. Kafeler, restoranlar, evler tamamen bir tamamen Alanya. Tamamen bir turizm şehri burası. Gerçekten Alanya, Alanya dedikleri kadar varmış. Biz de gördük ve yaşadık diyoruz. Kaleye doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Bakalım kalemizde bizi neler bekliyor. Alanya gezilerimiz devam ediyor sevgili izleyiciler. Şimdi Alanya mutfağının, Alanya'nın yöresel lezzetlerin yapıldığı Esma ablanın yerindeyiz. Evet. Tabii Esma abla diyoruz ama Cevdet abi de Esma ablanın oğlu değil mi? Evet. Nazlı neler görüyorsun? Antep mutfağından çıktın, farklı bir kültür. Alanya'nın bambaşka bir mutfağı var şu anda karşımızda görüyorsunuz. Cevdet Bey'den biraz bilgi almak istiyoruz. Sözü ona bırakıyoruz şimdi diyorum Ali. İlk Alanya'ya girdiğimde dedim burada abi yöresel yemek bulamazsın. Ya pide bulursun ya pide aç kalırsın dedim. Tabii biz düşünemedik tabii ki. Biraz araştırma yaptıktan sonra sizi bulduk. Onu söyleyeyim öncelikle. Ben şimdi Cevdet Bey'i önce sizi tanımak istiyorum. Sonra lezzetlerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ben ismim Cevdet Körücü. Alanya kültürünü, Alanya lezzetlerini. Yeni ve yabancı bizim turist müşterilerimiz de çoktur. Hı hı. Özellikle buraya gelen misafirler diyor ki anneme, Esma Hanım'a mama diyorlar. Mamanın bir çorbası var diyor. Mama soup diyor. Very nice diyor. Mama soup diyor. Number one diyor. O da Alanya'mızın mama soup'u. Gülüklü çorba dediğimiz gülüklü çorba. Yalnız Letonya'ya kadar yayılmış bir namınız var. Evet. Yöresel yemekler üzerinde. Bu Esma annemiz tabii ki anneniz oluyor. Mama dediği yani Cevdet Bey'in annesi oluyor. Bizim Antep'te hani beyran lezzetleriz ya yöresel sabahları. Ki burada da gülüklü çorba sevgili izleyiciler. Bunun içerisinde nohut, pirinç. Misket şekilde yuvarlanmış dana tıraştan yapılmış köfteler, pirinç, nohut, tavuk, kemik suyuyla yapılan lezzetli bir çorbadır bu. Bizim çok hastalarımızın şifası. Buraya gelen misafirlerimize öncelikle tam bir enerji deposu. Evet, yarım şarap çorba veriyoruz. İşte bu gördüğünüz kültür yemeklerinden, çeşitlerinden serpme yapıyoruz. Ben sizden aynı şekilde tek yapıyoruz. Tek almanızı istiyorum bunlardan. Evet. Bizi saymanızı istiyorum. Şöyle bir alabilir miyiz sizden? Evet. Sadece menünüz bu kadar mı? Daha her gün değişiyor menülerimiz bizim burada. Günlük yani sezonluktur. Yıl 12 ay buradaki çıkan sebze yemeklerinden et, balık, tavuk, sebze hepsini de burada yapmak kaydıyız. Peki şimdi Cevdet abi. Masada yok. Evet. Ne ararsak o var yani burada. Hepsi sizden tek tek mi saymanızı evet istiyorum hepsi ben. Alanya, sayabilir miyiz? Alanya buradan başlayalım mesela. Ali buradan aha başlayalım bir. Oradaki mercimek çorbamız. Önce bir çorbamızla başlıyoruz. Evet, mercimek çorbası. Alanya'nın gülüklü çorbası. Gülüklü çorba iki çeşitlidir Alanya'da. Alanyalılar genelde gülüklü çorbayı işkembeden sever. İşkembeyle. Evet, işkembeli olacak. Onun yanına sarımsaklı sirkeyi de koyduğun zaman onun içerisine oh var ya. Mis biraz gibi da böyle acı dövme
Sizin Antep'iniz var. Cevdet abi anlatma, Cevdet abi açın zaten. Orada kışın üzerine döktüğün zaman böyle insanın vücuduna bir alev veriyor, böyle bir terliyorsun. Grip nezleye, şifa, hastalarımızın şifası. Öyle. Çoğu gelen misafirlerimiz kışın üşüttüğü zaman gelirler bize. Abi senin çorbanı hemen bize bir ayarlayır falan derler. Ben onu ayarlarım böyle güzelce afiyetle yerler. Bize bir kalça gönder. Peki devam edelim buradan. Devam edelim. Nohut. Nohut yemeğimiz var. Yine Alanya'nın Toroslarında, dağlarında yetişmiş nohutlarımızdan yapılmaktadır. Kuru fasulyemiz var. Kuru fasulye yine Toroslardan gelen, evet. Bamyamız var. Yani bu var. Yaptığımız ürünleri çeşitleri yani biz güvendiğimiz doğal ürünleri tanıdığımız eşimizden, dostumuzdan alıyoruz. Biraz pahalı olsun ama piyasanın içerisinde, Alanya piyasasında. 20 çeşit ürün çıkartıyorsunuz burada en değil mi? En az yani 20-30 çeşit ürünümüz var yani günlük maşallah. Burada. Sezona göre değişiyor. Peki şurada merak ediyorum, bu ne oluyor? O görmüş olduğunuz Alanya'da yetişiyor yine enginar. Enginarla. Karaciğerin dostu. Ege bölgesinde de aslında. Ege bölgesinde güzel, de var ama. Patatesli. Patatesine bakabiliriz değil patatesli. Mi? Patatesli. İçerisinde biraz yine barbunya, taze barbunyamız var. Hı-hı. Havuç. Garnitürler de var. Evet, garnitürüyle beraber. Pirazlarımız var aynı zamanda burada. Alanya'nın piyası yine Böylece piyası dediğimiz bu. Hı-hı. Yine Alanya'nın fasulye piyasları vardır. Patates salataları vardır yani. Kalatorlu. Şunun tadına baktım ben. Kalatorlu patlıcan düzmesi derler buna da. Tadına bakarken ne dedik biz? Yani bu bakla diye düşünmüştük ama dedem rahmetli derdi ki oğlum bunun ismi ne derdin? Kuru patlıcan değil, kılçıksız balık derdin. Değil mi? Balığın kılçığını ayıklayacağım diye uğraşırsın. Biz Alanyalılar balığı da özellikle büyük orkoz balıklar var ya, onun üzerine bu talatur sosunu dökeriz ekeriz. Ekmeğe bandırırız böyle, yörük usulü böyle bandıra bandıra güzelce. Alanya'yı bırakıp yeriz. Gidesim gelmedi Ali şu anda biliyorsun, görüyorsun bu lezzetleri. Hakkınızı helal edin diyoruz. Alanya'ya evet. Muhakkak yolunuz düştüğünde Cevdet abinin yöresel ev yemeklerini tatmanız gerekiyor. Arzu şimdi bu yemekleri yedin abi, her şey tamam, her şey güzel. İnsan tatlı yemek isteyince. Arzu'ya bir tatlı sunayım abi, sizin buranın yöresel tatlısı. Tatlı yiyelim, Arzu, tatlı buyur. Konuşalım. Bak. Ay teşekkür ederim tatlısı, Ali. Her zaman gibi beni düşünüyor. Tabii ki seni düşünüyorum. Öküz tatlısı Arzu. Öküz tatlısı değil mi abi? Öküz helvası. Öküz helvası. Ne demek istiyorsun ama diyorsun bana? Yani bu gerçekten bunun özelliği çok farklıdır. Bu kış aylarında şu bahane içecekleri öküz helvası, helvası oluyor. Yani öküz helvasının anlamı da şudur. Yani uyanık bir insan. Şöyle gösterelim. Uyanık bir insan. Yani şimdi eskiden yapılmış bir öksüz, orijinali öksüz helvası alalım, ama öksüz olduğu olacak. İçin tamam. Ya peki neyle yapılıyor bu? Bunu un, pekmez, tereyağıyla yaparız ama bu bir saatin üzerinde böyle tencerenin içerisinde karıştırarak da böyle iki kişi, bir kişi tutacak böyle tencereyi güzelce. Zahmet bu da gibi. Evet, Alanya pidesi. Bu da ham çökelekli Alanya pidesi. Soğanlı, ham çökelekli, maydanozlu, yumurtalı. Yalnız Cevdet abi evet. Geldikçe geliyor. Masa sanırım yer kalmayacak yani. Alanyalılar. Dolacak. Getirmesinler artık. Ramazan'da filan bu pideyi Alanyalılar eskiden bugünkü çorba yaparlardı iftarda. O pideyle beraber akşam iftarı onun açarlardın, hafif olurdun, iyi olurdun. Yanına bir yoğurtlu bir şeyler yaparlardın. Burada da köy tavuğuyla yapılmış evet. Olan. Patatesli sulu köy tavuğu diyoruz biz buna. Cevdet abi, yok sende sarmamız var, pilavımız var, iç pilavımız var, yani yok burada. Şurada laba dolmasıdır. Laba dolması. Ya, yani diğer memleketlerde kaburga dolması diyorlar ya, bizde de Alanya'da laba dolması, göstermek istiyorum, tamamen bir vitamin deposu. Evet. Anlatılacak aslında burada çok şey var. Kesinlikle. Bence ne yapalım biliyor musun? Kesinlikle. Şu öküz helvasını yiyip final yapalım. Şu çatalını getir abi. Çatalı getir. Abi sen de şimdi hakikaten öküz olmaya gelmişsin buraya. Sen de tam göbeğini patlatıyorsun yani. İşin gerçeğine bakarsan yani. Şimdi bu göbeğini patlatan adam öküz oluyor. Bu kadar öküzlük olur ya. Kenardan yiyeceğiz. Şöyle kenardan yani abi. Onun göbeğini bandıracağız. Yani kenardan alacağız, göbeğini bandıracağız. Çok kilo aldınız diyenler oluyordu ama. Evet. Yani direkt böyle öküz helvasıyla bizi böyle hani uğurlayan ilk defa görüyoruz. Abi çok teşekkür şimdi, ediyorum. Bu esprisi yani aslında köylerimizde eskiden cümbür cemaat aileler sofralar senaltılar seriler böyle aile ortamında herkes çatan alırlar bandıraraktan yerler. Bir abimiz hemen sohbeti muhabbeti yapar böyle. İnsanların ilgisini dikkatini çeker. Dikkatini çektiği zaman saf Ahmet abim veya Mehmet abimiz dalgınlıkla farkına varmadan onun göbeğini patlattığı zaman bu öksüz helvasının benim ceza alıyor. Ha, öküz oluyor. Öküz Ahmet veya Mehmet niye diyor uyanık olsaydın öküz olmasaydın da diyor bunun göbeğini patlatmasaydın
Öküz olduğu için ceza alıyor. Yarın akşam en cümbür cemaat aileye yemeğe yapıp yedirecek. Arkasından da bu öksüz elmasını yapacaklar. Yani bunun öksüz olması o. Ama espri ya. Bir ceza bu kadar tatlı olabilir mi? Öküz olmasıyla tabii ki tatlı oluyor. Abi çok teşekkür ederim. Ama bunu da mutlaka gelip de yemelerini tercih ediyorum. Un, pekmez, tereyağı tamamen doğal. Şeker, katkı maddesi yok yani bunun içerisinde. Soğuk havalarda bilhassa boğazlara, bademciklere, anjenlere çok iyi gelir. Bir o numara. Zaman buraya geldiklerinde Arzu mutlaka benim gibi yöresel ev yemeklerini tercih edenler, özellikle çorbadan başlayıp vazgeçemeyenler sonlandırabilirsiniz değil mi? Hatta doğum yapan hanımların iç organları iyileşsin, çocuklara hemen diyoruz. Süt yapsın diye annelere hemen bu çoğu helva yaparlar, yedirirler. Evet. Abi çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Gördüğünüz gibi yöresel lezzetler burada. Arzu ne söylemek ister son olarak? Sadece şunu söyleyebilirim. Alanya'ya geldiğinizde bu lezzetlerden vazgeçemeyeceksiniz. Esma ablanın yanına mutlaka gelin. Cedid abi zaten burada size öküz helvasıyla uğurlayacak. Evet. Bizi izleyen misafirlerimize de özür dileriz. Yani buradaki çeşitleri sunuyoruz. Onlara da hakkı doğuyor tabii. Aynen. Göz hakkı doğuyor. Haklarına helal etsin. Buraya geldiklerinde o göz hakkınız bitecek. Hiç emin olun. Değil mi? Evet. Afiyet olsun. Bizden söylemesi herkese evet. Şimdiden afiyet olsun diyoruz. Gezilerimiz tabii son hızıyla devam ediyor. Şu anda Alaaddin Keykubat'ın yaşamış olduğu kaledeyiz. İçeride bilgi almak istiyoruz. Ali. 850 yıl önce Alaaddin Keykubat burada yaşamış. Sarayıymış burası. İsterseniz burada içeriye girelim. Burada detaylı bilgi alalım bence değil mi? Rehberimizden biraz biz bilgi almak için ilerliyoruz. Alanya gezilerimiz devam ediyor. Değerli izleyiciler, şimdi yanımızda Bekir abimiz var. Burayla ilgili bize bilgi verecek Arzu. Alaaddin Keykubat'ın 850 yıl önce yaşamış olduğu evet. Saray değil mi burası? Evet. Öncelikle kolay gelsin diyorum. İyi yayınlar diliyorum. Burası görmüş olduğunuz şu arkadaki yer Alaaddin Keykubat'ın 850 yıl önce yaşamış olduğu yer. Burası da balkonu. Hazilerde Kleopatra'nın sarayı var, yaşamış olduğu sarayı var. Oradan söylenenlere göre bir muğarası var. Aşağı denize inen bir muğarası var. Kendi tek başına oradan üstünü değiştirmeden denizde yüzüp tekrar geri sarayına çıkıp geldiği bir delik var, muğara var. Aynı zamanda şurası şu anda kullanılmıyor. Yani yaşayan yerler, insanlar da var orada. Canlı olan saraylarımız da var. Şöyle bir an anlatayım size, belki daha iyi şey olur. Burada Alanya'nın yerlisi olarak yaşayan bir insan vardı, hayvancı. Kendisi öldü, vasiyet etmiş. Bizim orada da aynı dili konuşurlar. Ben öldükten sonra mallarıma kimse karışmasın diye. Şu anda o hayvanlar, keçileri yabanileşmiş durumda. Belediye koruma altına almış onları. Şu anda yabani dağ keçisi olarak burada geziniyorlar. Aynen. Kimse karışamıyor. Evet, onları koruma altına almışlar. Peki Aslan Kırıkhanlısın. Ben Hatay Kırıkhanlıyım. Evet, burada Alanya turu yapıyoruz. Jeep safari yapıyoruz. Sizleri de bekleriz. İnşallah. Zaman... Şu görmüş olduğunuz kameraman arkadaşlarımız alırsa bunlar da bizim müşterilerimiz. Bunları Almanya'dan gelen var, Rusya'dan gelen var, Belarus'tan gelen var. Tur düzenliyorsunuz. Da, bu da bizim Antep'ten geliyor abi. Merhaba abi. Yo ben Antepli değildim de ben sizin enişteniz sayılırım. Nişanlım Antep'ten. Ha, buradan nişanlıya sevgiler gönderiyoruz. Aynen Antep seviyoruz sizi. Hacı Antep Olay TV'yi seviyoruz. Hoş geldiniz abi. Nasıl beğendiniz mi? Çok güzel bir yer gerçekten. Aynı zamanda yukarı doğru çıkıyoruz ama Zimbiye'ye doğru ama kale kapandı mı kapanmadı? Kale saat 5'te kapanıyor abi. Buranın tarihini anlattılar mı biliyor musunuz burayı? Biraz dinleyelim sizden. Abi bura çok Türkiye'nin büyük kalelerinden birisi bura. 10.000 metre arazi üzerinde yapılmış. Sultan Alaaddin Keykubat, Selçuklu İmparatoru Alaaddin Keykubat yaptırıyor burayı. Burası ilk önce Yunanlılara Zeus Han diye Yunanlılara bağlı milattan önce 20. yüzyıllarda. Ondan sonra Yunanlılardan sonra Korsanlar Şehri diye anılıyor. Şurada bot turuna çıktığınız zaman görürsünüz. Evet.
Korsanlar şehri diye mağaralar falan var. Sonra Roma, sonra Bizans, sonra Selçuklu İmparatoru Alaaddin Köykubat geliyor Konya'dan. Ondan sonra en sonunda Alaaddin Köykubat geldiğinde buraya Alaiye ismi oluyor burası. Sonra Atatürk Arapçayı kaldırıp Türkçe alfabesini koyduğu zaman Alanya ismini alıyor burası. Alanya olarak da kalıyor. Buranın yeraltı zenginliği çok büyük. Yani burada çivi çakamazsınız kalenin içinde. Burada en dandik evler mesela şu ev 8-10 trilyona satıldı, yani öyle diyeyim ben size. Çok değerli, pahalı. Yani. Bu çok değerli. Burada yeraltı sarnıçları, bilinmeyen yer altında kiliseler var. Yani buranın tarihi çok büyük. Yani anlat anlat bitmez Alanya. Alanya yörüklerle dolu. Alaaddin Köykubat burayı 100 kişilik sefer ordusuyla geliyor. Yani 1000-2000 tane geçiyle alıyor burayı. Yani geçileri ben anlatayım onu da kısaca. Buradan geldiğinde Konya'dan geliyor buraya. Buraya ilk Kıbrıs'a bağlanıyor. Kıbrıs'tan sonra Konya'ya bağlanıyor. Şimdi Antalya'ya bağlı Alanya. Buraya atlılarıyla geliyor, 100 tane atlıyla. Buraya hep Yunan, Ermeni, Yahudi dolu. Nasıl alabilirim diyor burayı. Bütün yörüklere haber salıyor. Geçileri, koyunları hepsini topluyor. Gece bunların hepsini kırmızıya boyuyor. Kafalarına meşaleyi takıyor. Şu bayırdan aşağı salıyor. Geçiler meyledikçe düşman sanıyor ki Allah 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 Allah. Bütün herkes teslim olan oluyor. Olamayan. Geçilerin başına meşale bağlamış. Asker zannetmişler onları. Yani kaçıyor. Bunu duyan da o zamanlar bu tabi Yunanların başına komutan diyor ki bu adamda bu zeka varsa biz hiç çabalamayalım diyor. Yani teslim olan oluyor. Zaten bizim dinimizde de Osmanlı'da da Selçuklu öldürmek yok. Kalan kalıyor burada. Yani ya isterseniz yaşayabilirsiniz, isterseniz gidebilirsiniz diyor. Ne kadar güzel bir milletimiz var gerçekten. Yani ondan sonra böyle Alanya hep yörüklerle dolu. Burada Alanya'da... Yani burada yabancılar da yaşıyor, Türkler de yaşıyor. Tabii tabii herkes burada yaşıyor. Ama herkes kardeşçe yaşıyor burada. Tabii, tabii. Şu an bile yabancı ülkelerden gelip burada mülk satın alıp burada yerleşenler de var yani. Kimse peki, karışmıyor. Buraya bayağı bir ziyaretçi gibi tabii. Tabii ki tabii yani, ki. Ya Alanya'nın nüfusu normalde 200 bin, sezonda 2 milyon 3 milyonu buluyor. Evet. Sezondaki 3 milyonu buluyor burayı. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Antep'i seviyoruz. Selam. Enişte. Antep. Antep'in hamamları. Antep'in kızı. Aslında damadımız oluyor. Biz kızımıza selam gönderiyoruz burada. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Aynen. Kupkuru bir ağacın dalıyım yapayalnız. Uzaklarda Sultan İl-Muazzam, Alaat Dünya Veliddin, Keykubat bin Keyhüsrev, Burhani Emiril Mümin, yani Türkçesi Yüce Sultan Din ve Dünyanın Ulusu Emiril Mümin Burhan Keyhüsrev'in oğlu Keykubat diyor. Yani bu kaleyi burayı yaptıran Keykubat. Aşağıda Kızıl Kule var. Kızıl Kule'yi ve tersaneyi Alaaddin Keykubat yaptırmış. Bu tersaneyi gemi yapım ve onarımında kullanıyormuş. Kızıl Kule'yi de tersaneyi ve limanı dışarıdan gelecek güçlere karşı, herhangi bir şeye karşı koruma amaçla koruma yaptırmış. Şu anda müze olaraktan kullanılıyor. Halkımıza açık. Ali Yollar'da mola saati, Antalya'nın ilçesi Alanya'dayız. Sevgili izleyiciler, şimdiki kalacağımız otelimizdeyiz Arzu. Tatil yaptığınız an kalacağınız yer çok önemlidir ve bunlardan bir tanesi de Sun Hotel, biliyorsun Ali. Ve bizim kaldığımız bir yer. Şimdi bu otelin en büyük özelliği ne biliyor musun Arzu? Birincisi denize sıfır. Deniz, şezlonglar, kahvaltı yapacağımız yer ve kalacağımız otelimiz. Çok güzel bir mekan biliyorsun Ali. Merkezi burası. Bir yer. Merkezi tam bir merkezde yer. Bulunuyoruz. Bakalım nasıl bir lezzet sunuyorlar, nasıl bir görsellik sunmuşlar, hizmet odaları veriyorlar. Odaları nasıl, bakalım aşama aşama. Bakımlı mı değil mi? Aynen. Biz bunları hepsini test edeceğiz sizleri adına ve sizler de merak ediyorsanız bizi izlemeye devam edin diyoruz. Otelimizi tanıyalım. Ayaz mı ayaz, ellerim ceplerimde, bir türkü tutturmuşum. Duyuyorsun değil mi? Çalacak bir kapım yok, mutluluğa hasretim. Artık sokaklar benim. Görüyorsun değil mi? Zaman akmıyor sanki. Saatler durmuş bugün. Sonsuz
Mola Saat programı devam ediyor sevgili izleyiciler. Şimdi kalmış olduğumuz, konaklamış olduğumuz otelimizdeyiz. Denizde sıfır değil mi Arzu? Evet. Çok güzel bir yerdeyiz. Çok teşekkür ederiz Ali Bey size öncelikle. Yanımızda buranın işletme sorumlusu Ali Bey var. Ali Bey kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Güzel bir sabah kahvaltısı. Afiyet olsun. Otelimizde dinlendik. Denizin sesi zaten insanı bayağı bir dinlendiriyor. Çok evet. Güzel bir ortamda. Biraz sizden dinleyelim. Otelimizle güzel. İlgili neler yapıyorsunuz? Kaç odamız var? Otelimiz Alanya'ya 73 yılında yapılmış. 6 yıldır ben buranın işletmeciliğini yapıyorum. Alanya'da denize en yakın otel Sun Otel. Geldi. 5-6 tane daha var ama en yakın biz. Denizimiz güzel. Evet. Kumu saf, kumu denizimiz temiz. Birçok yıllardır buraya gelen yerli müfettiş müşterilerimiz var. Türkiye'nin her yerinden, yurt dışından artı daha çok ağırlıklı olarak biz İskandinav pazarı çalışıyoruz. Fakat bu yıl biraz İskandinav az geldi, çok az sayıda geldi. Belki Ekim ayında biraz iyi görünüyor ama bu boşluğu da bir şeyle münferit Türkiye'den gelen, daha çok Antep'ten daha büyük çok sayıda gelen müşterilerimiz var. Onlarla bir şu ana kadar bir zarar görmedik. Ama bundan sonra inşallah daha da iyi olur. Işte, daha iyi mi? Olur. Hani bu daha da kötü bir şeyler olmaz. Oda kaç oda var? 25 oda. 25 oda var. Bunun 10 tanesi bizim lüks oda. Denize bakan. Herkesin arzu, hani internetten bakıp da seçtiği, yani hayalinde böyle bir otelde kalmak istediği 10 tane odamız var. Denize sıfır. Yani denizin sesi, dalga sesi. Bir odada 2 yetişkin kalabiliyor. Klimamız, televizyonumuz hepsi oluyor değil mi? Evet. Yani zaten bizler de yaşadık, gördük bunları. Şey olarak oda ve kahvaltı hizmeti sunuyoruz. Alakart restoranımız var. Arzu ve müşterilerimiz. Restoranımızda dilediği şekilde yiyebiliriz. Peki Ali abi, buraya gelen insanlar nasıl genç kalmayı sağlıyor diye düşünürdüm. İnsan denizi görünce, evet, buranın havasını görünce yaşlanmak mümkün değil. Nasıl söyleyeyim ben? Değil mi? Valla turizm var ya, yaşlandırır insanı. Yani ama buranın havası, bu deniz de insanı gençleştirir. Valla bilemem onu. O dengeliyor herhalde ikisi birbirini, değil mi? Bilemem ama tam yaşanacak bir yer. Bak şu an çok güzel. Ekim ayına girmek üzere. Bizim sezonumuz Kasım ayında da hava, deniz bu şekilde devam eder. Nisan'da da açılır. Zaten kış diye bir şey yok. Değil mi? 5-10 gün etkili bir havası olur. Diğerlerde normal güneşli bir hava olur. Abi çok teşekkür ediyorum. Teşekkür otelimiz ederim. Mükemmel. Gerçekten rahat ettik. Özet söyleyeyim değil mi Arzu? Sanırım gördüğünüz gibi kahvaltı hizmeti zaten her şey var. Alakart odalara servis de yapılıyor. Ne diyelim, yol düşen herkesin Sun Otel'e gelmesini tavsiye ediyoruz. Antep'ten çok müşterimiz var. Yani burada Antep'lere seslenelim özellikle. Seslenelim, hepsine bir selam gönderelim. Mutlaka seyreden vermişiz. Antep'e, Türkiye'ye ve Sun Otel'den sevgiler gönderiyoruz. İzleyicilerimize selam gönderiyoruz. Ağacın işlenerek sanata dönüştüğü yer, Ulutaç Mobilya'nın sunduğu yaşam tarzınızın yenilikçi adresi Zenger İnşaat ve Mühendisliğin katkılarıyla Mola Saati programı devam edecek. Sıcakçı Hivos, kaşarlı tavuk dönerde Gaziantep'in damak tadını değiştiriyoruz. Sıcakçı Hidos'a özel taş fırında kaşarlı sarma döner ve çıtır sarma döner lezzeti sunarak Gaziantep'te fark yaratmaya devam ediyoruz. Sıcakçı Hidos'a özel taş fırında kaşarlı Adana sarmadan kuşbaşı sarmaya, taş fırında özel güveç çeşitlerinden tost çeşitlerini ve daha birbirinden farklı lezzetleriyle siz müşterilerini mekanına bekliyor. Sevdiklerinizle ve ailenizle buluşma noktası Sıcakçı Hidos.
adres Fatih Mahallesi Celal Doğan Parkı yanı Ünler Ortaokulu karşısı Şehit Kamil Gaziantep. Alo paket 0342 321 0040 www.sicakcihidos.com. Lezzetin doğduğu yer Sıcakçı Hidayet Usta. Her geçen gün başarılarına yenisini ekleyen Süngüç kardeşler, Hamza Süngüç'ün önderliğinde 1997 yılında Ulutaç Mobilya'yı kurdular. 2000 yılından bu yana Türkiye'nin önde gelen firmalar arasında yer alarak yeniliklerine yenilik kattılar. Ulutaç Mobilya bir aile şirketi haline gelerek başarıyı zirvelerde yaşadılar ve yaşattılar. Avrupa standartlarında ürün üreten Ulutaç Mobilya, evlere ağaç sanatını işlemeye, zerafet yaymaya, mobilyacılık anlayışına hayat vererek canlılık katmaya devam ettiler. Ulutaç Mobilya, TSE, ISO 9001 ve ISO 14001 kalite standartlarında mobilya üretimiyle her geçen gün mobilya sektöründe farklılıklar yaratmış ve bir ilki gerçekleştirmiştir. Ve şimdi de 2017 koleksiyonu klasik ve avantgard mobilya çeşitleriyle sizlerle buluşturmayı hedefleyen Ulutaç Mobilya yine sizler için çalışıyor. Markanın farklılığı ağaca işlendi, sanat Ulutaç marka çatısı altında birleşti ve tüm misafirlerini de bu çatı altında toplamayı hedefledi. Ulutaç Mobilya. İrtibat telefon 0342 226 28 çift 0. www.ulutacmobilya.com.tr. Unutmayın, en güzel aşklar Ulutaç'la başlar. Güneşler Auto boyasız göçük düzeltme Erdal Usta. Aracınızı seviyor musunuz? Dolu yağması sonucu aracınızda göçükler mi oluştu? Park halindeyken aracınıza başka araç vurarak aracınızda göçük mü oldu? O zaman tercihiniz Şahin Bey Oto Sanayi sitesinde bu işin tecrübeli ve deneyimli ustası Erdal Usta olsun. Güneşler Auto boyasız göçük düzeltme Erdal Usta, aracınızın %99 kusursuz, orijinal bir şekilde göçük oluşan hasarlarını tamir ediyor. Böylece aracınız değerini muhafaza etmiş oluyor. Park halinde kaportada oluşan göçüklerini, dolu yağmasından sonra oluşan kaportada oluşan göçüklerinizi Erdal Usta'ya getirin, aracınızı orijinal bir şekilde teslim alın. Erdal Usta GSM 0532 588 1263. Adres Mavi Kent Mahallesi Şahin Bey Oto Sanayi Sitesi Gaziantep. Herkesin arabası kıymetlidir. Krediyle almışım arabamı. Çukuru, tümseyi bırak, gözümden sakınıyorum. Yakıt fiyatları da malum. Şimdi ben arabama bilmediğim bir marka otogaz kiti taktırır mıyım? Taktırmam. Giderim arabama güvenlisini, kalitelisini taktırırım. Benim arabama da zaten iyisi yakışır. Prince, kıymet bilenlerin otogaz dönüşüm kiti. 444-4772. Monrevis açıldı, açıldı, açıldı. Kaliteyi ucuz almaya ne dersiniz? Kaliteyi ucuz almanın tek adresi Monrevis. Açılışa özel bazı ürünlerimizde etiket yarısı fiyatları kaçırmayın. Bay bayan giyimlerinde geniş çeşit konseptiyle eski atliye arkasında hizmetinizdeyiz. 3 katlı mağazamızda erkek riyonumuzda kot, keten, kapri pantolon, gömlek, tişört, eşofman, kot ceket ve yelek çeşitleri. Bayan reyonumuzda tayt, elbise, bluz, günlük spor kıyafetler, etek ve daha birbirinden farklı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tesettür bayan giyiminde ise genç ve orta yaşa hitap eden ferace kap, tunik, manto çeşitleri. Monrevis giyim mağazamızda fiyatlarımıza ve kalitemize her zaman güveniyoruz. Sadece bir kere mağazamızı ziyaret edin, bize hak vereceksiniz. Sizlerin güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederiz. Monrevis adres, Çukur Mahallesi, Eski Adliye Arkası Karşı Sokağı, Şahin Bey, Gaziantep. İrtibat telefon 0342 230 51 11. GSM 0539 290 24 50.
101 yıldır bu toprakların sevdalısıyız biz. Her bir karışına, her bir fidesine, her bir başağına aşığız. Çiftçinin dostuyuz biz. İyi günde de, zor günde de. Başak Traktör, Sanko Holding'in gücü, üstün teknolojisi ve her zaman daha iyisini üretme azmiyle çiftçimizin daima yanında. Zamanla yarışıyorsan, toprağa gerçek gücünü göstermek istiyorsan, şimdi değişim zamanı. Yavuz Çapa Makinaları. Doğan Tarım Makinaları, tüm tarım makinaları ve yedek parçaları. Ali Doğan. İrtibat telefon 0342 571 2212, GSM 0533 450 7215. Adres Oğuzlar Mahallesi, İsmet İnönü Bulvarı, No 54 Taksim A, Oğuzeli, Gaziantep. 30 yıllık tecrübesiyle Salman Usta, araç direksiyon servisi hizmetiyle Küsket Sanayisi'nde hizmet vermeye devam ediyor. Her türlü araçların direksiyon servis hizmeti Salman Usta, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a, Şanlıurfa'dan Bilecik'e, Türkiye'nin her bölgesine, özellikle yurt dışında hizmet imkanıyla sizlere hizmet vermekten gurur duyar. Son sistem cihazlarımızla, deneyimli kadromuzla sizlerin hizmetindeyiz. Salman Usta GSM 0532 589 6953, irtibat telefon 0342 235 3679. Adres Küsket Sanayi Sitesi, B Blok 57 No'lu Cadde, No 11 Gaziantep. Can ve mal güvenliğiniz için özel direksiyon servisi Salman Usta tercih noktanız olsun. Beyaz Saray Düğün ve Balo Salonları, yeni dizayn dekoru ile siz Gaziantep'lilerin hizmetinde. Kuaförü, fotoğrafçısı, geniş otoparkı, çocuk oyun alanları, gelin odası, 1000 kişilik iki ayrı salonlarla düğün, nişan, balo, konser, her türlü organizasyonları kusursuz bir şekilde yapabileceğiniz tek yer Beyaz Saray Düğün Salonları. İrtibat telefon 0342 227 55 55. Adres 25 Aralık Mahallesi, Protokol Yolu üzeri, Hobi Bahçesi yanı Şahin Bey Gaziantep. Siz saraylara layıksınız. Kalitenin yenilikçi adresi Zander İnşaat ve Mühendislik Hizmetleri. Eğer İzmir ve çevresinde yenilikçi bir tercih yapmak istiyorsanız, yaşam tarzınızın altyapı çalışmalarını oluşturmak istiyorsanız, o zaman uzağa bakmanıza gerek yok. İzmir ve çevresinde kusursuz altyapı çalışmaları için taşeron ve ihale usulü kurumsal firmalara kaliteli bir hizmet veren Zander İnşaat ve Mühendisliği ziyaret edebilirsiniz. İletişim 0232 232 2030, GSM 0532 630 9261, Karabağlar, İzmir. Osman Çin Kılıç Oto Tamir ve Bakım Atölyesi. Şahin Bey Oto Sanayi Sitesi'nde hizmet veren Osman Usta, güvenin tek adresi olmayı başarmıştır. Özellikle küçük kamyonet tamir hizmeti sunan, bunun yanı sıra Japon araçlar, DFM, Daihatsu, Daibu ve ticari araçlar tamiri ile hizmet vermeye devam ediyor. 7 gün 24 saat yol yardım hizmeti için bizi arayın. Telefonlarımız 0342 252 38 51, GSM 0533 388 0951. Adres Mavi Kent Mahallesi, Şahin Bey Oto Sanayi Sitesi, Şahin Bey Gaziantep. Ağacın işlenerek sanata dönüştüğü yer, Ulutaç Mobilya'nın sunduğu yaşam tarzınızın yenilikçi adresi Zander İnşaat ve Mühendisliğin katkılarıyla Mola Saati programı devam ediyor.
Mola Saat programı lezzet keşfetmeye devam ediyor sevgili izleyiciler. Şimdiki noktamız sizlerin tanımış olduğu ve yakinen bildiğiniz Sıcakçı Hidos'tayız sevgili izleyiciler. Sıcakçı Hidos döner lezzetini adeta farklı bir şekilde sunum yapıyor. Şimdi bu sunum nasıl oluyor? Bence içeriye girelim. Hidayet ustamızdan ve müşterilerden bizzat dinleyelim diyorum. Beni takip edin. Sıcakçı Hidos'ta sevgili izleyiciler, yetişkinlerimiz, genç arkadaşlarımız, çocuklarımız gönül rahatlığıyla gelebiliyor. Şimdi burada öyle farklı lezzetler sunuyorlar ki çocuklarımız bile bundan bile vazgeçemiyor. Değil mi arkadaşlar? Evet! Ne diyoruz çocuklar? Sıcakçı Hidos diyoruz. Ne diyoruz? Evet, Sıcakçı Hidos! Nasıl lezzetler, güzel mi? Çok güzel abi. Devamlı geliyorsunuz değil mi buraya? Evet, evet geliyorum devamlı. Ne yiyorsun sen şimdi? Sarma döner yiyorsun. Evet. İşte sevgili izleyiciler, Sıcakçı Hidos tavuk döneri sarma döner şeklinde yapıyor. Alabilir miyim? Bir 2 dakikalık bir ödünç. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi sarma döner. Dönerin farklı bir versiyonunu sunuyor. Sosuyla, patates kızartmasıyla, taş fırındaki özelliğiyle en büyük fark yaratıyor değil mi arkadaşlar? Evet. Başlamış ki nasip kısmet uğruna kapağı ver. Şimdi ustamız bize buranın farklı lezzeti olan sarma döner. Gördüğünüz gibi sarma döner burada taş fırında yapılıyor. Tabii burada tek döner yapılmıyor sevgili izleyiciler. Tepsi yemekleri olsun, pizza lezzetleri olsun, adeta bir lezzet sarmaşı diyelim. Şimdi sevgili izleyiciler, işte Sıcakçı Hidos'un varoluş yeri tabii ki olmazsa olmazı tavuk döner sevgili izleyiciler. Tavuk döneri tabii ki herkes yapıyor ama Sıcakçı Hidos gerçekten bu lezzeti farklı bir şekilde sunum yaparak adeta lezzete lezzet katıyor. Şimdi tabii burada kızartmalar var. Şöyle yaklaşırsak Mustafa, nohut ürünümüz var, kızartmalar var, burada sotelerimiz var. Hidayet Ustam, burada neler görüyorum ben? Burada bayağı bir lezzet var. Lezzetler çok. Elimizden geleni yapıyoruz Ali Bey. Her zamanki gibi sezonumuz açıldı bizim, okullar açıldığında. Dolu dolu çalışıp gidiyoruz. İçimize, öğlen geliyorum dolu. Paket servisi yoğun. Şimdi öğrenci arkadaşlar var. Ailelerimiz de geliyor değil mi buraya? Tabii ki. Mutlaka. Sadece öğlen saati bu saatlerde öğrencilerimiz yoğunlukla. Yani 1-1.5 arası tarım ilden falan, diğer çevre şeyden, dershanelerden falan da gelen bayağı bir hocalarımız olsun, velilerimiz olsun, hepsi gelip tercih ediyor. Çocuklar burada yedikten sonra mutlaka ailelerine de tavsiye ediyor yani. Baş köşeye kulakulluk edenlerse ömür boyu taş döşeye, nefsine hakim olursan kurulursun tahtına. Çala kaşık saldırırsan ne çıkarsa baktığına, halat gibi bileğiyle, yayla gibi yüreğiyle, çoluk çocuk geçindirin, haram nedir bilmeyenler. Şimdi Hidayet Ustam, dönerde iddialısın, ona evet. Hemfikiriz, bize bir bağımlılık yaptı ki evet. Her gelişimizde mutlaka sarma döner. Hidayet Usta aynı zamanda, biz Gazi Muhtar'dayız ama Hidayet Ustam burada yani... Mahtemin her noktasına sen... Aynen öyle ve evet. Bizim yemeklerimiz de Hidayet Usta gönderiyor ve gerçekten çok lezzetli. Biz zaten tercih ettiğimize göre lezzetli bir yer olsa gerek. Abi içine bir şey mi atıyorsun? Yedikçe yesin geliyor, yarını zor ediyor. Yok, bunu nikotin bütün öğrenciler yok. İçerisinde. Kesinlikle bu günlük gerçekten taze olması, yani dönerin but ve göğüs olması, bir de günde iki defa döner yapmamızdan kaynaklanıyor. Çünkü kurumuyor döner. O döner canlı olursa, bir de döner en büyük puf noktası da iyi kızarması. Döner, tavuk dönerde özellikle nar gibi kızarması lazım. Yani döner iyi kızarmazsa o tadı alamazsın. Biz onu yapıyoruz. Bir de mutlaka. Şimdi sadece dönerde değil, döner ben haricinde. Göstermek istiyorum. Evet. Önümde şöyle bir menü görüyorum.
Evet. Şöyle fiyatlarınız aslında çok böyle uygun. Yani yapmış olduğunuz işe göre çok fazla uygun. Pizza çeşitleri var. Lahmacun, kebap çeşitleri, patlıcan kebabı, tepsi yemekleri, güveçler. Evet. Ya kilisi güveç yaptın abi bu arada. Güveç yemekleri çok yapıyorsunuz. Onu özellikle zırhta yapıyoruz. Yani kilis tavasını biz özellikle kuzu kaburga dediğimiz zırhta yapıyoruz. Onu yani biz 5-6 kişilik de yapıyoruz çalışan aileler için. Misafir gelen akşam Hidayet Usta atıyorum bana 5 kişilik 6 kişilik kilis tavası yap dediğinde biz her şeyini hazırlayıp ekmeğiyle, domatesiyle, biberiyle her şeyle gönderiyoruz. Yani Arzu bağımlılık yaptı mı o gün hatırlıyor musun? Kilis tavası yediğin gibi bağımlı oldun mu? Bir türlü buradan ayrılamadım Ali. Bir türlü buradan ayrılamadım Ali. Bak, zaten kasanın başına geçmiş abi, ayrılamamış farkındayım. Abi gerçekten mekan bizim görüyorsunuz. Lezzetlerde iddialısın. Müşteri portföyün gün ve gün artıyor. Paket servisi ki keza aynı. Evet. Hemfikirim. Peki abi son olarak neler söylersin? Sıcak Çiğdos inşallah yıllardır gelecekte. Yıllardır burada hizmet veriyorsunuz. Evet. Farklı şeyler yapacak mı? Lezzet yani, çok zor olan bir şeyi başarıyorsunuz yani, aslında. Şeyde yemek sektöründe hiçbir zaman için her zaman yeniliğe açık olacaksın. Yani bir üründe kalırsan zaten yerinde kalırsın. Biz burada 7 yıl bitti, 8'in içindeyiz. Yani nice 8 yıllara diyorum. Yani biz burada en büyük avantajımız, müşterimiz geldiğinde burada bizim broşürümüzü eline alıp ne yiyecekse ona karar veriyor. En önemlisi bütün müşterilerim şunu söylüyor. Burada biz ne yediysek onu ödüyoruz. Başka yerlerde şunu yapıyorlarmış. Atıyorum bir tane tavuk şiş yedi, yanında bir şey yedi. Çok farklı alıyorlarmış. Çok müşterim diyor ki ya Hidayet Usta siz gerçekten çok dürüst çalışıyorsunuz. Ve biz şurada ne yiyeceksek burada fiyatları yazıyor. Şu menüyü eline aldığında bütün fiyatlarımız yazıyor. İster burada yesin, ister evet evini istesin, iş yerini istesin, ne isterse istesin. Şu broşürümüzdeki fiyatlarımız geçerlidir bizim. Bizim en büyük avantajımız dürüstlük. Her şey, evet, evet. Şey yani en önemlisi kendi yemediğimizi kesinlikle bir başkasına yedirmiyoruz. Bir müşteri bizim için 10 müşteri oluyor. Hidayet aynen öyle. Bunu başardı. Aynen öyle. Yani çalışanlardan da biz bir aile gibiyiz. Yani evet. Herkes burada yıllardır çalışıyor. Biz burada bir aile gibiyiz. Yani kendi yemediğimizi müşterimize yedirmiyoruz. Buraya bir gelen mutlaka bir daha geliyor. Evet. Bizim en büyük avantajımız da bu yani. Abi çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İnşallah bir dahaki çekimlerde farklı şeyler görmek İnşallah, istiyoruz. İnşallah. İnşallah. Gerçi sen hep yenilikçisin zaten. Sana söylemeye hizmette gerek yok. Sınır yok. Hizmette sınır yok. Her zaman en iyisini yapmak için biz buradayız. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şey, ayaklarınıza sağlık. Şimdiden herkese Hidayet Usta'ya geldiğinde afiyet olsun diyoruz. Yürü demek boşuna. Hayat duruyor dostlar. Sevgili izleyiciler, bir arkadaşımızla birlikteyiz. Arkadaşlarımız tabii ki sarma döner yiyorlar. Sıcak Çiğdos olup da sarma döner yemeden olur mu? Olmaz. Olmaz. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ne kadar süredir geliyorsun ama kamera arkasında söylediğini söyleyeceksin. 5 yıl 4 gün. 5 yıl 4 gündür Sıcak Çiğdos'tan vazgeçemiyor. O kadar lezzetli yani, vazgeçemiyorsun. Yani. Burada büyüdüm diyebilirim. Nasıl lezzetleri nasıl buluyorsun? Gayet güzel ve hiç değişmiyor. Sürekli dürüm oluyor, hani somun şeklinde yapıyor, değişik fantaziler yapıyorlar ama tatları hiç değişmiyor, güzel oluyor. Ya, tavuk döner aynı ama lezzetleri farklı sunuluyor. Ha, evet. Bence en büyük özelliği de bu. Ha. Bunu yedirtebiliyorsam bir de öğrenciyi daha çok düşündüğü için hani. Tavuk öğrencinin yanı sıra öğrencinin bütçesine hitap ediyor. Ha. Bir de ailelerimiz de geliyor buraya aslında. Aynen. Gerçekten orası için çok önemli. Çok güzel, aynen tadı. Geliyor. Biz de geliyoruz sürekli. Sümeyye arkadaşımızla işte birlikte geliyoruz. O zaman 5 yıl 4 gün olduğuna göre ben burada sürükledi, o da bize öğretti daha doğrusu. Bu öğrettiğim çok kişi oldu. Tamam. Afiyet olsun arkadaşlar. İnsanoğlu haddin bilir, kimse söylemez iken. El alemin namusuna yan gözle bakmaz iken bir sofra kurulmuş ki Sıcak Çiğdos'ta bir grup arkadaşımızla birlikteyiz. Bakalım lezzetleri nasıl buluyorlar? Arkadaşlar afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Lezzetleri nasıl buluyorsun?
Her zaman geldiğimiz yer, çok seviyoruz. Genelde, bazen geçilmez yerimiz. Genelde yemiş olduğun lezzet çiğ köfte mi, tavuk döner mi, sarma döner? Sarma döner. Sarma döner. Kaşarlı böyle bol soslu, kesinlikle tavsiye ediyorum. Dostlar buyurun, Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun, Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun, Halil İbrahim sofrasına. Ali Yollar'da programı şimdi Burcu'nun Akpınar köyündeyiz değerli izleyiciler. Şu an Akpınar köyünde Doğan Tarım Makina düzenlemiş olduğu Başak Traktör'ün tanıtım show programı var sevgili izleyiciler. Bugün Başak Traktör'ün özelliklerini an farklı şeylerini anlatacağız değerli izleyiciler. Bakalım traktörlerin özellikleri nelerdir? Traktörler tarlada nasıl sürülüyor? Bunları size anlatacağım. İsterseniz bize yaklaş Metin. Abi ne yapıyoruz burada? Traktör deniyoruz abi. Traktör, bugün Başak Traktör'ün tanıtımı var. Evet. Başak Traktör'ün neler yapabildiğini görüyoruz abi. Ya hep Başak Traktör'ü şeyde anlatıyoruz abi. Ne diyelim? Genelde hep iş yerlerinde anlattık. Evet. Biz de sahaya çıktık abi değil mi? Evet, bizler de sahaya çıktık. İnşallah başarılı olacağız. Şimdi kaç tür traktör var burada şu an? Şu an burada 60'ımız var, 75'imiz var, 80 beygirimiz var, 90 beygirimiz var, bütün traktörlerimiz var. Şimdi burada hepsini deneyeceğiz değil mi abi? Hepsini deneyeceğiz. Bakalım burada Başak Traktör'den memnunlar mı? Burcu'nun bu köylerine satıyorsun herhalde bu köy civarında. Bayağı satıyoruz, iyi çok şükür. İnşallah ilgi de güzel, inşallah daha iyi olacak. İşte Doğan Tarım Makinenin mimarı Alemcan'ımızla birlikteyiz. Alemcan merhaba. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Akpınar'da çekimler yaptık. Evet. Şimdi Aktoprak'tayız. Evet. Şimdi deneme test sürüşleri yapıyorlar. Çiftçilerin fikirleri gayet güzel. Yakıt evet. Tasarrufundan bayağı bir artı avantajı diye söylediler. Başak Traktör, sen neler söylemek istersin abi? Vallahi ben söylemek şunu. Vatandaşa bir hizmet ediyoruz. Vatandaş da bunun takdirini yapıyor. Allah razı olsun. Biz de bunun satışını yaptığımız için bundan mutluluk duyuyoruz. Yani bütün çiftçilerimiz gayet memnunlar. Alan da memnun, satan da memnun. Evet, bütün önemli olan iki tarafın memnun olması, değil mi? Evet, tabii. Teşekkür ederim amca. Nasıl? Traktör nasıl, güzel mi? Güzel, denemek istiyorum. Böyle biraz kendi gücümüzden denemek istiyoruz. Yani. Aslında denenmeden alınmaz değil mi? Hayır, alınmaz. Başak Traktör yalnız Gaziantep'te ve Türkiye genelinde bayağı bir yaygın. Evet. İnşallah alırsın, ne diyelim. Deneyelim mi? Ben de gideyim seninle. Deneyelim. Gidiyoruz biz. Abi kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Deneme mi yapıyorsun? Evet. Nasıl traktör? Traktör vallahi güzel. Zorlamıyor, öyle baktım. Hoşuma da gitti. Denemeyi düşünüyorum şimdi. Başak traktörün arada 2080. 80'lik evet. Hem bahçe tipi. Hem bahçe tipi. Biz ağaçta kullanacağımız için genelde. Ağaçta daha ideal bu ufak. Zeytin, fıstık olsun. İnşallah alırsın, hayırlısı olsun abi. İnşallah, niyetimiz öyle. Hadi iyi tarla sürmeler sana. Teşekkür ederim. O yana da salla gül. Salla gül bana, sallanmadan duramam. Başak Traktör Burç yetkili servisi Tuncay abimizle birlikteyiz. Evet. Abi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bugün deneme test sürüşü var. Evet. Bu köyde Başak Traktör nasıl yaygın mı? Şimdi şöyle bir şey, Başak Traktörü vardı bu bölgede ama pek yaygın değildi. Hı hı. İnşallah bu tanıtımdan sonra bu bölgeye ağırlık verip
yaygın olacaktır. Yalnız bayağı bir talep çok burada. İnsanlar İnşallah. Tabii daha evet bayağı talebimiz var. Aslında insanların farklı traktörden farklı bir traktör geçişi bence biraz zordur. Evet. Ama bence bunu siz Başak traktörü. Tabii ki. Şimdi Başak traktörümüzün hem servis konusunda hem parça konusunda her zaman için bir sıkıntı olmayan. Bundan sonra da bu bölge daha yaygın olacak. Anladım. İnşallah. Daha güzel olacak. Servis olarak garanti veriyorsun. Tabii. Bir sıkıntı yok. Demezler, ona öyle demezler. Peynir ekmek yemezler. Ben de seni almazsam bana adam demezler. Ben de seni almazsam bana adam demezler. O yana da salla. Salla gül bana, sallanmadan duramam. Ali abi ne yaptın Ali abi? Abi sen traktör... Atmış şov abi. Abi harbiden manyak bir şov olmuş. Abi sen bu normal şeyi araç gibi kullandın bunu. Ya işimiz bu ya. Yalnız işimiz bu. Bayağı bir atik. Evet kırdım bayağı bir olsun, atik. Değil mi? 60 beygir bahçe. Tam sıyaklanmak, fites geçişlerinde sıkıntı yaşamak, ileri geri dört çekerde. Yalnız önünü kaldırıp gidiyorsun ha. Abi sana korkulur. Abi çok güzel bir traktör. Hayırlısı olsun inşallah bol müşteriler. İnşallah. Değerli izleyiciler, traktör ürünümüzü sattık. Hayırlı olsun abi. Sağ olasın abim. Bol bol tarlada gezmeli günler diyeyim abi, ne diyeyim? Teşekkür ederim. İsim neydi abi? Ramazan. Ramazan abi hayırlı olsun. Bari. Sağ olasın abi. Yeni aldınız. Sağ ol abi, evet yeni aldım. Neden tercih ettiniz bunu öncelikle? Vallahi abi başa çoktan beri tercih ediyordum. Arkadaşımla daha iyi önerin çık. Tuncay abimiz. Artık kaçama da kalmadı yani. Tavsiye etmesi gerekiyor. Tavsiye etmesi evet, gerekiyor. Evet. Ali Yollar'da Molo Saat programı İzmir'i gezmeye devam ediyor sevgili izleyiciler. Şu an Zencefil İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet abimizle birlikteyiz. Mehmet abi merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Mehmet Bey demeyeceğim, Mehmet abi diyeceğim hazır. Samimiyet bayağı bir güçlü diyor. O sizin saygınızdan. Çok teşekkür ederim. O sizin büyüklüğünüzdür. Allah razı olsun. Biraz Zencefil İnşaat olarak, önce Zencefil İnşaat'tan önce biz sizi tanıyalım. Kaç yıldır buradasınız, burada yaşıyorsunuz, hastanedesiniz. Şimdi şöyle söylemek lazım. Şimdi Mehmet Şirin Baştop kimdir? Mehmet Şirin Baştop 1974 doğumlu. Siirt Kurtalan, Atabak köyü. O taraflardaydı. 2006'da nasip oldu İzmir'e geldik. 2007'de ticarete atıldık. Değişik sektörlerle çalıştık. En sonunda işte 2007'de Zender İnşaatı kurunca ağırlığımızı altyapıya verdik. Peki Zender yapıyı biraz tanıyabilir miyiz sizden? Şimdi Zender'in anlamını sorarsanız Zender bizim aşiretin ismi. Zenderler aşireti. Bitlis'te ve Siirt'te çok büyük kalabalık bir aileyiz. Bizim bildiğimiz bunlar Erzurum tarafında da Zenderler var diye biliyoruz ama tabi onları tanımıyoruz fazla. Ben şimdi yalnız karşıda dikkat ettiğim bir şey var. 5 nokta işareti var. Şimdi bizim kökenimiz Bitlis olduğu için o 5 nokta Bitlis'te 5 minare var. Onu biliyorsunuz. Bitlis'te 5 minare. O sembolü taşımak istedik. Artı onlardan biz
küçüktük ama büyüdük, çocuktuk. Yavaş yavaş olgunlaştık. Zender şu anda farklı farklı yerlerle de çalışıyor. Şimdi İzmir'de, şu anda İzmir'de bizim Spor Ormanla çalışmalarımız var. Yani ihale usulü çalıştığınızı söylüyorum, taşeron olarak değil mi? Taşeron olarak çalışıyoruz. İhale usulü çalışıyoruz. 2008'de İzmir Dikili'de 88 tane bile yaptık. Orada yaklaşık işte 88 tane bileyi 2,5 sene içerisinde bitirdik ve teslim ettik orayı. Ondan sonrası Spor Online ile çalıştık. 2006'da İzmir Gaz'la çalıştık. Şu anda da Aydın Büyükşehir Belediyesi ile, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Spor Online ile bunlarla çalışmalarımız devam ediyor. Tabii bunun yanında da özel sektörler var. Özel sektörlere de iş yaptığımız, taşınır olarak çalıştığımız kurumsal firmalarla şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Gerçekten de sembolünüz sizi gerçekten temsil ediyor. Çok teşekkür ederim. Bir de Arzu, şöyle bir şey var. Mehmet abinin çalışma alanlarına diğer yerimiz oldu. Yalnız İnsanların can mal güvenliğini tamamen koruyorsunuz. Kurum altına alıyorsunuz. Ne bileyim, sabah hangi saatte açılacak, hangi saatte kapanacak, bunlara bir dikkat ediyorsunuz. Şimdi ben ticaret, yani iş hayatımda şunu anladım. Önce emniyet. Evet. Önce kesinlikle insanın can güvenliği. Ya iş bir şekilde yapılır, iş bir şekilde gidilir. Ama giden canı hiç kimse geri getiremez. Bizim en önemli verdiğimiz noktalardan bir tanesi vatandaş olarak da görevinizi emniyet, yerinize getiriyorsunuz. Emniyet. En çok önemli. Yani bir iş adamı olarak değil de biz vatandaş olarak. Biz bir hem iş adamı olarak ve tabii ki bunu başka arkadaşlara da söylüyorum. Yani önce emniyet. Önce emniyet, insanların güvenliği. Bizim en öncelik hedefimiz sahalarımızda elemanlarımızın can güvenliği ve orada gelen geçen vatandaşın can güvenliği. Bizim için bunlar çok önce önemlidir. Önce can sonra mal diyoruz. Yani öbür türlü yani çalışma bir şekilde gider, bir gün durdurur, bir gün çalışır. O yani bir şekilde o gider ama Allah göstermesin, o sahada benim herhangi bir elemanıma ayağına bir taş düşse benim ciğerim yanıyor. Onun için biz emniyet tedbirine çok önem veriyoruz. Kaçla kaç arası devam ediyor? Şimdi bizim çalışma saatlerimiz sabah saat 8'de elemanlar gelir. Bizim şantiyemiz var. Şantiye gelirler, malzemelerini alırlar. Herkes kendi bölgesi bellidir. Kimi Bayraklı tarafına gider, kimi Kemalpaşa tarafına gider, kimi Menemen tarafına gider, kimi Urla tarafına, kimi Seferihisar tarafına. Yani bu saydığımız tüm bölgelerde çalışmalar yapıyorsunuz. Tüm bölgelerde Gaziemir, Menderes, yani İzmir. Biz şey çalıştığımız için, geniş çalıştığımız için tüm bölgelerde, yani İzmir'de bizim girmediğimiz sokak kalmadı. Aslında bir anlamda kurumsal çalışıyorsunuz. Evet, evet. Aslında yapmış olduğum çalışmalar gerçekten örnek çalışıyor. Yani ben mesela örnek veriyorum. Saat 4 ile 5 arası geldiğimde o sahayı tekrar eski halinde temiz bir vaziyette bulabilir miyim? Şimdi daha önce özellikle burada sene 2011'de Ali kardeşimiz o zaman işte yeni bir gazeteler, gazetenin ismini vermeyeceğim. O gazeteler bizde daha duruyor. Ve bizi İzmir'de örnek firma olarak da bizi gördü. Bizim, yani bizim o dönemki çalışmalarımız, yani insanlara, çünkü Önünü Caddesi gibi bir yerde çalışıyorsun. Trafiğin çok yoğun, İzmir'de çok yoğun olduğu bir bölge, insanların yoğun olduğu bir bölge. Orada biz insanlara fileden adeta koridor oluşturduk. Ve bunlardan canlı şeyhlerimizden bir tanesi de burada. O dönemde 2010 değil mi? 2010-2011 civarında. Daha da yani çalışmalar oluyordu. İnsanlar feryat ediyordu. İzmir şöyle, İzmir böyle. Yani biz de haber yapıyorduk bir gazeteci olarak. Söylenen şuydu Mehmet abi, şunu dedi. Saat 10'da açılır, 4'te hiçbir şey göremezsiniz. Yani biz sadece güldük. Yani her sıradan bir gidip tekrar mı geldiniz oraya? Vallahi yani gazeteci olduğumuz için mecburen onu anman yaşamak ve doğru haberi yapmak zorundaydık. Vallahi derler inşaat Mehmet abi. Tekrar geldiğinizde eski halini buldunuz. Şey, her şey temiz bir vaziyette.
Hadi çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbet oldu. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben size teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Buradan Bitlis'e, Siirt'e, Antep'e selam gönderirim isterseniz. Buradan sevgilerimizi. Biz de buradan şimdi, sevgilerimizi gönderiyoruz. Tabii şimdi tabii herkesin babası onun için çok kıymetlidir. Benim babam işte bu yakın zamanda bir 15 gün yoğun bakımda kaldı. Şu anda şükür iyi, yüzün üstünde babam. Maşallah. 106 yaşlarında. Allah razı olsun. Ben onun ellerinden öperim, annemin ellerinden öperim. Biz de ellerinden öpüyoruz, onların sevgilerini kucaklıyoruz ve selamlıyoruz. Yani bütün Siirt'e, Bitlis'e, Antep'e selamlar gönderiyoruz. Tüm Türkiye'ye ve dünyaya selamlar diletiyoruz ve buradan ayrılıyoruz. Şu an ip atlama olayı var. Bu nedir? Bütün kasları devreye sokuyor. Fiziğinizi düzeltiyor sizin ip atlama. Hanımlar basenlerine çok önem verir ya. İşte o kısımları düzeltiyor. Anladınız mı? Benim kesinlikle denemem gerekiyor hocam. Kesinlikle denemem gerekiyor. İp, günde o 10 dakika ip atlamaları öneriyorum. Bu sporu yapın veya yapmayanlar. Anladınız mı? Herkese öneriyorum. Evinizde 10 dakika sabah kalkın 10 dakika ip atlayın diyorum ben. Ama tabii atlamasını izlesin de internette falan ona göre yapmaya çalışmasınlar kendi başında. Şu sporcunun görmüş olduğunuz bu şekillerini yapmaya çalışsınlar. Anladınız yani mı? Bunu bence spor salonlarına gelip böyle yerlere gelip kesinlikle belli bir düzen içerisinde olması profesyonel bir hocadan bu yardım alacaklar. Tabii ki, teşekkür ederim de bizim de tabii seyahatlarımız var. Her önüne gelen, şimdi yürümeyi öğrettiklerimiz bizi geçmeye çalışıyor. Öyle oluyor ki. Bu da sıkıntı yaratıyor. Herkes hocayım diye ortaya çıkıyor. İnsanlar da hoca biliyor onu. Olmuyor o zaman. Hocam önce bir tarihçesini araştırmanız gerekiyor. Çünkü bu sağlık işi bildiğiniz gibi. Yani destek. Mesela Fight Kulüp buraya ciddi yatırımlar yapmış. Google'da Türkiye'de Fight Kulüp çıkıyor kickbox deyince. Hocam bu son dönemde MMA diye bir spor çıktı, kafes dövüşü. Evet. Bu nedir? MMA son yılların en popüler spor salonu, sporu. Ne kadar sert görünse de kafesin içerisinde aslında içinde disiplini, saygıyı, sevgiyi, hoşgörüyü barındırıyor. Bazen görüyoruz bazı sakatlıklar oluyor sporcularda, hepsi dayanıklı, bunlar bütün profesyonel insanlar. Onlara pek bir şey olmuyor. Anladınız mı? Kafesin içinde şu anda da Türkiye'de faaliyetler, mesela sporcu şu anda MMA'nin bir parçası olan yer torbası çalışmasını yapıyor sporcu. Yerdeki dövüşlerde bir takım vuruşları öğrenmesi gerekiyor. Anladınız mı? Bakın boğma hareketleri var. Anlıyorsunuz? Tamamen her şeyi uyguluyor. Başta Muay Thai kickbox yapıyor. Yapmak. Ardından da yere fırlatarak Brezilya Jiu-Jitsu'su yaparak sporcu kazandı rakibini. Tabi öyle şey böyle bir şey yok tabi. Pes ediyor diye birileri ve hakem durduruyor. Hakem durduruyor. Peki hocam burada ne gibi sporlar var başta? Hangi bölümler var? Tabii crossfit çalışmalarımız var aslında. Bir kickboksun, muay thai, ringde çok güçlü olması gerekiyor. Dayanıklılık spor dalları bunlar. Bize yakın olan sporlar crossfit. Şu anda Avrupa'da çok yaygın ama 1985 yıllarında, düzeltiyorum 95 yıllarında Avrupa'da çok yaygınlaşmış. Ama ülkemiz henüz tanımıyor crossfit'i. Crossfit böyle neşeli, hareketli, güç kuvvet gerektiren bir spor dalı. Şu an mesela sporcu dövüyor balyozla. Kollar, kemikler, evet. Bel çalışıyor yalnız. Burada sporcu kolları, omuzları güçlendiriyor, bacakları güçlendiriyor. Tabii. Buna biz crossfit halatı diyoruz. Dur ben yapayım. Beraber hocamız beraber
yapsınlar tabii. Tamam, Arzu akşama kadar yapar abi. Arzu, tamam. Güzelmiş bu. Evet. Bakabilir miyim? Sen bize bırakalım. Çok güzel. Valla çok güzel yapıyoruz crossfit'i. Kollarım gitti. Aa, kaslar güçleniyor. Arzu gitti. Aa. Ben sevdim bu işi. Yalnız omuzlar çalışıyor. Tabii ki. Bütün omuz, bel, bacaklar her yere tabi diye. Çok güzel. Çok güzel. Bu yan taraftaki halter ne oluyor? Ya, buradaki sporcu gördüğünüz gibi bacak kros. Bacak. Hocam burada bütün spor alanları var gibi. Biz sadece şimdi, birazını görüyoruz ama. Bizim sporda araç gerece pek ihtiyaç yok. Evet. Crossfit'te evde insanlar bir takım malzemelerden yapabilir. 20 dakikalık bir çalışma. Ve çakı gibi olurlar. Kuvvetli bedene sahip olurlar. Olur sanırım. Muyuz hocam? Kesinlikle. Hocam kickboks günde kaç saat duruyorsunuz? Her gün mi gelinmesi gerekiyor? Her hafta mı? Nasıl? Kickboksu 2 ve 3 yapmamız amatörsek 2 ve 3 yapmamız yeterli. Ama profesyonelse her gün yapmalıyız. Her gün. Ama buradaki insanlar sosyal insanlar. Herkesin işi var, gücü var, desteği var. Vücut çok yormadan. Tabii ki yani. Kimseye zarar gelmiyor. En çok da burada insanlara zarar gelmiyor. Halit hocamızın başarılarını anlata anlata bitiremiyoruz. İşte madalyaları, yılların vermiş olduğu tecrübe, ödülleri. Peki Halit hocam neler söylemek istersiniz son olarak? Neden kickboks yapması gerekiyor insanlarımız? Buradan neden farklı bir spor dalı değil de neden kickboks? Evet. Şimdi ülkemizde şu anda 200 bin kişinin kickboks yaptığı bilinmekte sayı olarak. Hızlı bir şekilde sayı atıp gitmektedir şu anda. Evet. Kickboks insanlar tanıdıkça bu spor olarak katılıyorlar. Çünkü insanlar bazı yerde tehlikeler görüyorlar, yaşıyorlar. Anladınız mı? Bir takım artık çeteler türemişler. Masum vatandaşların önünü kesiyorlar. Onun parasını, telefonla, çeşitli eşyalarını gasp ediyorlar. O da eli kolu bağlı, onlara bakıyor. Bir savunma spor olarak. Tabii ki, gizli bir silah kickboks aslında. Her topluma saygılı bireylerin mutlaka kickboks yapmasını tavsiye ediyorum. Sonradan tabii kafalar değişiyor bize geldikten sonra. Artık bunlar böyle maçlara çıkma, madalya kazanma. Artık o kavram, tabii o kavram artık onun gözünde çok küçük bir hale geliyor. Kariyeri oluyor. Tabii kesinlikle sokakta o karşılaştığı hasımlarını da artık küçük sayıyor yani. İstese onlar rahat rahat dövebileceğini, gerçek bir dövüşçüyle karşılaşması gerektiğini düşünüyor ondan sonra süreçte. Hocam buraya ev hanımlarımız da gelebilir aslında. Biliyorsunuz dışarıda çok büyük zararlı etkenler yani bunların başında kapkaç da geliyor. Kapkaca uğrayan bayanlarımız geliyor. Şu anda bayanlarımızın durumu belli. Yani kurbanımız çok bayan olarak. Kesinlikle. Kollarımızın ve ayaklarımızın ne kadar güçlü olması. Tabii şu anda sayı çok yüksek Türkiye genelinde. Evet. Çok üzülüyorum. Esefle kınıyorum bayanlara yapılan bu saldırıları. Kocaları tarafından şiddeti. Kadın şiddetine hayır diyorum ben. Kadın erkek eşitliğini savunuyorum. Türkiye'de. Mutlaka bu gibi kadınlar bir kickbox sporuna girmeli. Hatta bir zamanlar bir sporcum vardı da dul bir bayan. Eşi tarafından devamlı takip ediyormuş. Yanlış şiddete maruz kalıyormuş. Hatta o yıllarda gazetelerde çıkmış o bayan. Eşi bunun kickboksa geldiğini duydu. Artık onun arkasından gelmemeye. O bu korku bile yetti yani. Ya tabii, aslında tabii, bu korku biraz da tabii. Başarı. Tabii. Gerçekten bu biraz da başarı, özgüven. Mutlaka. Çok önemli. Şu anda çok bir bayan katılım var Fight Kulübe, kickboksa, Muay Thai'ye. Bunu daha çok artmasını istiyoruz. Bu Özgecan cinayetinden sonra daha çok artış gösterdi. Hocam. Bu çok üzücü bir şey tabii. Hocam, hocam o zaman ne yapıyoruz? Madalyalarınızı size verebiliriz. Kendi madalyalarınızı size verebiliriz. Merak ediyorsanız biz de tabii hocam, ki hocam. Kendi ödülünüzü size takdim ediyoruz ama. Hocam çok teşekkür evet. ediyorum. Çok teşekkür arkadaşlar. Ediyorum. Bu madalyalarınızı size takdim ediyoruz. Ve kutluyoruz. Valla keyifli bir spor evet. çekimi oldu. Gerçekten kickbox çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgilerden ötürü. Başarılar diliyoruz. Yol düşen herkesin İzmir ve çevresindeki özellikle spor yapmadan geçmeyin diyoruz. Spor yapmaktan vazgeçmeyin. İzmir çevresi özellikle buraya gelmesi tavsiye ediyoruz. Evet. Gaziantep'e her bölgede kickbox olan yerlere mutlaka müracaat etsinler değil mi? Aynen. Aynen. Geç kalmayın, genç kalın. Ne diyoruz arkadaşlar? Hoşça kalın, spor yapın.
yine sadece işte Halit hocamın başarısıyla işte ödüllerimizle biz de onu ödüllendiriyoruz deyip kapatalım. Anladın mı? Tamam. Ne diyeceğiz? Evet şu an yine tekrar milli takım hocamız. Ben en büyüğünü alayım da Halit hocam en büyüğünü vereyim bir dakika. Eski kickboks milli takım hocamız Halit tekrar ne mesela. Ne diyeceğiz? Hocam dersiniz son olarak insanlara tavsiyeniz nedir kickboks hakkında? Ne veya kickboksu hep şiddet olarak tanıyorlar. Ne diyeceğiz? Kamera arkasını. Peki ne diyeceğiz? Kamera arkasını yapacaksın değil mi? İyi güzel. Yaptı bile. Yaptı. Neyi ne diyeceğiz? Antik dönemde Eletray ismini taşıyan, neresi burası? Tabii ki Ilgın'da izliyoruz. Ilgın değil, Ildır. Ne Ilgın'ı? Şimdi Alanya'yı kuş var ya. Kuşbaşı. Kıyma. Artık kuşbaşı gibi hadi yine. Ağacın işlenerek sanata dönüştüğü yer, Ulutaç Mobilya'nın sunduğu. Yaşam tarzınızın yenilikçi adresi, Zenler İnşaat ve Mühendisliğin katkılarıyla Mola Saati programı sona erdi.